Değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım, sevgili aslanlarımız, bugün 20. oturuma geldik. Çok önemli bir konuyu, çok önemli iki hocamız, bu konuda deneyimler olan iki hocamız tartışacaklar. İmmüsüpres vasfında kronik hepatit B yönetimi. Ben bu oturum için özellikle Abdi İbrahim İlaç Sanayi'ne çok teşekkür ederim. Çünkü bugün farklı bir uygulama yaptılar. Neredeyse tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde 65 klinikten hekimleri belli salonlarda bir araya getirerek özellikle onkoloji, romatoloji, hematoloji gibi olayı daha da farkındalığını artırmak için bizce çok önemliydi. Hep beraber bu toplantıyı yapacağız. Abdülhamid'e ikinci bir teşekkürüm. Bu olaylar ilk başladığı zaman özellikle immünsüpres vasfındaki yönetim yine bir konsens raporu hazırlaması açısından ülkemiz için bir öncülük yaptılar. Bu raporumuz da hazır. İsteyen internetten rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Hocalarımız da bahsedecektir. Soruları toplantının sonunda veya katkıları toplantının sonunda beraberce tartışalım. Zaman geçirmeden ben hemen Oğuz hocamızı davet ediyorum. Bize bu immünsüpres hastalarda kronik hepatit B yönetimini anlatacaklar. Ebu Bekir hocamızla beraber bugün toplantıyı modere edeceğiz. Ben tüm hocalarıma teşekkür ederim. Bu böyle güzel bir konuyu bize sunacakları için şimdiden teşekkür ederek sözü Oğuz Karabay hocama bırakıyorum. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, ben de bugün sizlerle beraber bu sunuyu verme şansını bize verdiğiniz için Viral Hepatit Savaşım Derneği'ne öncelikle teşekkür ediyorum. Bu online ortamlar bu pandemi döneminde hem bizlerin hem de asistan arkadaşlarımızın eğitimine büyük katkısı oluyor. Umarım ki başarılı bir toplantı olur. Kısaca immünsüpres hastada reaktivasyonda ben nedenleri, nasılları ve nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bazı bilgiler verip sonra Aydın Hocam'a devredeceğim. Sunum özetimimde immünsüpresyon ve reaktivasyonun kısaca bir tanımı, bu hastaların acaba yeterince taranıp taranmadığı, bizim yaptığımız HBV Vizyon projesinin ne olduğu ve bunun sonuçlarının ne olduğunu kısaca özetlemeye çalışacağım. Hepatit B virüs enfeksiyonlu hastalarda immünsüpresif kullanımı sonucu reaktivasyonlar görülebiliyor ve her gün yeni bir immünsüpresif, hocam demin sizin de söylediğiniz gibi, piyasaya çıkıyor. Bunların bazılarını çok iyi biliyoruz artık. Rituximab gibi, ama bazılarını ilk kez duyuyoruz klinik kullanımlardan sonra. Ve bu ilaçların yaptığı immünsüpresyon hepatit B ile enfekte hastada önemli. Şimdi özellikle inaktif taşıyıcı olan veya HBsAg negatif ancak anti-HBC immünoglobulin G pozitifli olan hastalarda karaciğerde saklı durumdaki virüs o immünsüpresyonla o immünitenin baskılanması sonucu reaktive olabiliyor ve bir ciddi karaciğer hasarını peşinden getirebiliyor. İşte immünsüpresyonla ilişkili riskleri dernekler, çalışma grupları sınıflamışlar. Bunlardan en beğendiğimi Amerikan Gastroenterologlar Birliği'nin sınıflanması. Düşük, orta ve yüksek risk diye 3 sınıflamaya ayırmış. %1'in altı düşük, %1,10 orta ve %10'un üzerine yüksek risk olarak tanımlanmış. Peki bu riski değiştiren etmenler var mı? Kişinin altta yatan hastalığı, hastanın viral hepatit B'ye ait aktivite göstergeleri, özellikle HBsAg'nin ve HBeAg'nin varlığı, kullanılan immünsüpresif gücü, tüm bunlar risk oranlarını değiştiriyor. Peki hastalığa göre riskler farklı mı? Evet. Şu mavi bantlar HBsAg pozitif olan hastaları gösteriyor ki
HBs Ag pozitif olan hastalarda en büyük risk kemik iliği alıcısı, lenfoma, böbrek transplantlı hasta, akut lösemi, sonrasında Crohn, hepatoseller karsinomun tedavisi sırasında yaptığımız işlemler ve meme kanseri gibi sınıflanıyor. Ancak HBs Ag'si negatif olsa bile riskler devam ediyor. Anti-HBC total pozitif olan grupta lenfoma, özellikle orada kullanılan rituximab, gene lösemiler ve hepatoseller karsinoma, kemik iliği alıcılar için anti-HBC pozitif olsa bile tek başına risk devam ediyor. Peki ilaçlardan bu riske göre sınıflarsak, azatioprin, mercaptopurin veya metotreksat, bunlardan çok korkmuyoruz. Bunlar da risk düşük. TNF inhibitörleri, infliximab, etanercept gibi TNF inhibitörleri %1 ila 10'luk orta grupta, hepatoseller karsinomun lokal tedavisi de orta riskte. Ancak özellikle 20 miligram günden 4 haftadan uzun süre steroid kullanmak. Prednol için konuşuyorum. 20 miligram gün 4 haftadan uzun kullanmak. Gene B hücreleri baskılayan B hücre reseptörleriyle ilişkili rituximab, ofatumumab, alemtuzumab gibi ilaçlar veya kemik iliği, organ nakli yüksek riski beraberinde getiriyor. Yüksek risk dediğimde özellikle rituximab'ın adını duyduğumuz gibi mutlaka HBsAg'si pozitif mi, anti-HBC total pozitif mi bakmalıyız. Ofatumumab için, doxorubisin, eporubisin için veya 20 miligram prednizolonun 4 haftadan uzun kullanımı yüksek riskin içinde. TNF-alfa inhibitörleri, stokin inhibitörleri, tirozin kinaz inhibitörleri 20 miligramdan daha az, ancak 4 haftadan uzun kullanılan steroidlerde orta gruba geliyor. Bunun altındaki steroidler veya azatioprin, mercaptopurin veya metotreksat gibi klasik, yıllardır tanıdığımız immünsüpresifler ise düşük riskli grubun içine giriyor. Şöyle aklımızda kalacak, hemen böyle tüylerimizin ürpereceği, bu acaba hepatit reaktivasyonu olmasın diye aklımızda kalması gereken Redox 20'ye 4 grubu, rituximab, epirubisin, doxorubisin, ofatumab ve steroidler. Prednol 20 miligram 4 hafta, Redox 20'ye 4 olarak akılda kalması kolay olabilir. Bu tip bir immünsüpresif tedavi alan grupta, eğer anti-CD20 bloker, örneğin rituximab alıyorsa, antrasiklinler alıyorsa, doxorubisin, eporubisin, steroidler 20 miligram 4 haftadan fazla veya 10-20 miligram ama gene 4 haftadan fazla ise, bunları yüksek risk olarak tanımlıyoruz. Mutlaka bu gruba profilaksi. HBsAg'ye pozitif olanlar da orta risk grubundaki olan ilaçlar içinde, orta risktekiler de içinde rituximab kullanacaksa, ofatumumab kullanacaksa gene bu gruplarda profilaksi verilmeli. Ancak düşük riskli gruptaysa, klasik immünsüpresiflerden azatioprin gibi bir ilaç kullanıyorsa onlar izlenebilir. Peki kişi HBs negatif olsa bile risk var mı? Evet. Çünkü hepatositte, dokularda sizi DNA var. Anti-HBC immünoglobulin G pozitif hastalarda, özellikle yüksek risklerde mutlaka profilaksi, orta risk grubunda da eğer anti-HBC IgG pozitif ise, şu şartları sağlıyorsa profilaksi kılavuzlarda öneriliyor. Peki reaktivasyonu nasıl tanımlayacağız? Öncesinde inaktif veya kaybolmuş hepatit B enfeksiyonu olan birisinde, HBV DNA'nın yeniden görünür hale, saptanabilir hale gelmesi veya mevcut HBV DNA'da, örneğin sadece 300 kopyaydı, onun artması, yükselmesi reaktivasyon olarak tanımlanıyor. Alevlenme ise HBsAg pozitif, HBV DNA pozitif hastada DNA'daki artış, HBsAg pozitif DNA negatif hastadaki DNA pozitifliği, HBsAg negatif anti-HBC pozitif hastada ise ister HBs'nin tekrar pozitifleşmesi, yani reverse serokonversiyon, ya da HBsAg negatifken DNA'da artma. Son olarak ALT değerinde de 5 kat, bazı kaynaklara göre 3 kat yükselmeyi de bir alevlenme olarak tanımlanıyor. Peki
Bu reaktivasyon oldu mu burada ne olur? Reaktivasyon tedavide kesintilere neden oluyor. Altta yatan hastalığın ilerlemesine, mortalitede ve morbidite de artışa neden oluyor. HBV reaktivasyonunu hep biz klinik olarak fark eder miyiz? Bu klinik olarak bize hep saptanır mı? Hayır. Reaktivasyonların neredeyse %80'i asemptomatik. %20'lik grupta bir alevlenme görüyoruz. Bu alevlenme fatal olabileceği gibi hastaneye yatırmayı da gerektirebilir. Ancak reaktivasyon oluştuğunda %5 ila 40, özellikle kemik iliği alıcısında rituximab kullanıyor. %5 ila 40'lık bir ölümü de olabileceğini unutmamalıyız. Peki alevlenme ne zaman görülür? Alevlenme özellikle kemoterapi alan hastalarda ikinci ve üçüncü siklustan sonra ve siklus aralarında gözüküyor. Şöyle ilk başladığımız gibi değil de ikinci, üçüncü sikluste gözüküyor. Hepatit ve HBs Ag'si negatif bireylerde acaba reaktivasyon oluyor mu? Evet oluyor. Özellikle B hücre baskılayan ilaçlardan kullanılırsa, örneğin rituximab'da 150 hastanın HBs Ag'si negatif, anti-HBC pozitif. Bunlara rituximab veriyorlar. Bunlardan anti-HBs'si olanlarda %8, anti-HBs'si oluşmayanlarda %23 oranında reaktivasyon oluşabiliyor. Ancak unutmamamız gereken, HBs pozitifse reaktivasyon riski neredeyse %70'lere kadar çıkarken, HBs Ag negatifse %10'larda kalıyor, ama %1 ila 9 en kötü ihtimalle onlarda kalıyor. Hangi hastada en büyük risk? Eğer E pozitif, HBs Ag pozitifse onda en büyük risk. Bunu basit bir ilaçla bile, orta düzeydeki bir immünsupresifle bile tetikleyebileceğiniz gibi HBs negatif, anti-HBC pozitif, hatta düşük düzeyde yüzün altında anti-HBs olanda ise çok güçlü rituximab, ofatumab gibi bir ilaçla da gene reaktivasyonu oluşturabiliyoruz. Peki bu önlenebilir mi? Evet. Uygun bir tarama, uygun izleme, uygun profilaksi ile bu risk en aza indirilebilir. Peki nasıl? Önceden HBV göstergeleri bilinen hastalarda. Bu hastaların eğer hepatitli olduğu veya inaktif olduğu bilinirse mutlaka profilaksi ile bunu yenmek mümkün. Bunun için de serolojik olarak belirteçlerin taranması lazım. Peki sorumuz şu. Dünyada, Türkiye için değil önce dünya için, acaba tarama sıklığı yeterli mi? Hayır. Dünyada da bu tip ilaçlar alan, immünsupresif alan birçok grupta halen tarama olması gerekenin altında. Bu ünlü Amerika'daki Texas'taki MD Anderson Kanser Merkezi, ben bu sunuyu hazırlarken fark etmiştim. Bu MD hep Medical Doctor olarak biliyordum. Öyle değilmiş. Bunun kurucusunun ismiymiş. Monroe Donovan'in baş harflerinden oluşuyormuş. MD Anderson. Ama hepimiz biliyoruz ki en ünlü kanser araştırma merkezlerinden bir tanesi. Orada bir araştırma yayınlandı 2012'de. Bu araştırma kemoterapi alan 10.729 yeni hastadan 1.787'si ya HBs Ag veya anti-HBC taramasından geçmiş. Geri kalanları taranmamış. Üstelik bu geri kalanlarının birçoğu da oldukça yoğun, oldukça agresif kemoterapiler alıyor. %17 taranıyor MD Anderson'da, kalan %83 taranmıyor. Peki bakmışlar kim taranıyor? Eğer kişi hepatit B virüs enfeksiyon öyküsünü beyan ederse onlar taranmış. Hematolojik maliteliler, o hematologlar daha duyarlı tarıyorlar. Rituximab denince orada da bilinç yüksek, onlar taranıyor. Ancak HBs ne Ag negatifse artık rahatlıyor klinisyen. Daha ileri anti-HBC total bakmaya birçok hastada gerek duymamışlar. Ayrıca onkolojik malignantisi olanlar da taramamış. Bu başka bir çalışma. Tayland'da 2009-2013 arası verilerini toparlamışlar. 3.231 olgunun 810'unun taranması gerektiğini, kemoterapi gören 3.231 olgudan 810 tanesi mutlaka taranması gerektiğini görüyorlar. Ancak bakıyorlar ki HBs Ag'si 5 yıllık süreçte taranan olgu sayısı %28. Kalan %72 taranmamış.
2009 ile 2012 arasında bu konudaki bilgilerinin oldukça eksik olduğunu söylüyorlar. O yıllarda %8. Ancak 2013'te bilgilendirmeler yapılıyor, eğitimler yapılıyor. O yıldaki tarama 2013'te %82,3'e çıkıyor. Tarama yapılanlardan %7'si hepatit B pozitif bulunuyor ve bunlardan, yani HBsAg pozitif olanlardan da %75'inin profilaksi aldığı, geri kalanının almadığı saptanıyor. Bir başka çalışma Yale Üniversitesi'nden, Mayo Clinic'ten 2015'te, burada solit veya hematolojik malignitesi nedeniyle kemoterapi alacak hastalardan 8005 tane solit tümörlü hastanın 1279'u, yani %16'sı taranmış. 1805 tane hematolojik maliteli hastanın ise %16'sı, 668'i taranmış. İki tarafta da %16 gibi bir veriye ulaşmışlar. Sakarya'da biz romatologlarda acaba yeterince tarama yapılıyor mu? Tarama sıklığımız nedir? Taramayı etkileyen nedir? Bir araştırmayla ortaya koyduk. Bu araştırmada 270 romatoloji uzmanına immünsüpresif hastada hepatit B reaktivasyonu riskine ait 14 tane soru soruldu. Sorularda nasıl bir yaklaşım gösteriyorsunuz bu hastaları tararken? İmmünsüpresif kullanımında nelere dikkat ediyorsunuz? Takip stratejileriniz ne? Deneyimlerinizde ne var? Ve reaktivasyona ait eğitim alınıp alınmadığı bilgileri soruldu. 270 sorduğumuz romatologdan 48'i, yani %18'i bize cevap verdi, geri döndü. Katılımcıların 94 tanesi özür diliyorum, %94'ü immünsüpresif öncesi tüm hastalara tanama yaptığını belirtti. Ancak %6'sı HBV enfeksiyonu riski yüksek hastaları taradığını belirtti. Ciddi immünsüpresif tedavi görenlerde tarama sıklığı %96 iken, eğer immünsüpresif düşük riskli ise tarama sıklığı %35'lere düştüğünü gördük. Katılımcılarda HBsAg, anti-HBC, anti-HBs'yi hangilerini tarıyorsunuz diye sorduğumuzda, HBsAg'yi %100 oranında taranırken anti-HBC, IgG ve anti-HBs'de bu oran %83'e düşmüştü. %17'lik bir tarama olmayan grup söylendi. Romatologlar özellikle rituximab söz konusu olduğunda neredeyse %100'e yakındı veya yüksek doz prednizolonda, biyolojik ajanlarda çok duyarlıyken intraartiküler steroid veya prednizolon dozu 10 miligramın altına düştüğünde tarama sıklıkları da azalıyordu. Peki antivirale ne zaman başlıyorsunuz diye sorduğumuzda %21'lik kısım immünsüpresif ile beraber başlıyoruz derken, %77'si immünsüpresifi başlamadan önce başlıyoruz demişti. Sorulardan bir tanesi önemliydi. Bugüne kadar hiç hastalarınızda hepatit B reaktivasyonu yaşadınız mı? Neredeyse %30'u en az bir kez reaktivasyon gördüm şeklinde bilgi vermişti. Peki teknolojiyi kullanarak hepatit B reaktivasyonunu önceden tanımak mümkün mü? Biz 2016 yılında Aydın Hoca ile beraber birçok merkezin de işbirliğiyle onlarla eşlenik olarak bir proje başlattık. HB Vizyon projesi. Burada Abdi İbrahim ilaç firmasına teşekkürlerimizi sunacağız. O projenin başından sonuna kadar hep destekçisi oldular. O projede immünsüpresif tedavi alacak olan hastada HBsAg, anti-HBC, IgG, anti-HBs'ye bakılıp bakılmadığı, immünsüpresif tedavi kodu girildiği gibi sorgulanıyordu. Eğer böyle bir durumu sistem tarafından saptanırsa, hekimin unutmasına izin vermeden bir konsültasyon öneriyordu. Gastroenteroloji ya da enfeksiyon kliniklerinden birine konsülte ettiriniz önerisi vardı. Biz bu projeden elde ettiğimiz sonuçları dokümente ettik ve onu bir makale olarak yayınladık. Orada her hasta ICD-10 koduna göre immünsüpresif alıyorsa veya hastada
immünsüpresif bir durum varsa hekime bir uyarı geliyor. Bu hastada immünsüpresif bir durum var. HBsAg, anti-HBC IgG, anti-HBs taramasını yaptınız mı? Eğer yapma sonucunda HBsAg veya anti-HBC'de bir pozitiflik var ise sistem otomatikmen bunu bir enfeksiyon veya gastroenteroloji hekimine yönlendirme yönünde öneride bulunuyordu. Burada önemli olan raporda immünsüpresif ilaç kodu alması veya tanıda ICD-10 kodları içinde immünsüpresif olması. Sonra biz buradan aldığımız verileri HBV vizyondan önce, bu sistemin çalışmasından önceki bir yıl ve HBV vizyon sonrası bir yıl olarak tasnif ettik. Demografik değişkenler, tedavi protokolleri, HBV taraması, konsültasyon oranlarına baktık. Şöyle baktığımızda yaşla cinsiyetler arasında önemli bir fark yokken çalışma grubunda ve altta yatan hastalıklar açısından bir fark vardı. Ama alınan immünsüpresifler arasında herhangi bir farkı saptamadık. Sonuçlar bize dedi ki bu sistem sonrasında HBsAg'nin taranma oranı belirgin olarak artıyor. Tüm hastalarda artıyor. Onkoloji hastalarında artıyor. Hematoloji hastalarında özellikle HBsAg zaten hematologlar çok tarıyor. Ancak anti-HBC immünoglobulin G'nin taranma oranında belirgin bir artış var. Gene hematoloji dışı hastalar gruplarda anti-HBC IgG'nin belirgin bir artış gösterdiğini gözlemledik. Orta riskli immünsüpresif alanlarda hem HBsAg bakma sıklığı arttı hem de anti-HBC immünoglobulin G bakma sıklığımız arttı. Konsültasyon oranları özellikle bu grup hastalarda enfeksiyon hastalıkları ve gastroenterolojiye özellikle anti-HBC total pozitif grupta konsültasyon istenme oranları arttı. Çalışma grubunda 602 kişilik çalışma grubunda HBsAg ve anti-HBC tarama oranı o vizyondan sonraki bir yılda HBsAg bakma oranımız %69, anti-HBC IgG bakma oranımız %13 iken bu bir yıl öncesi kontrol grubunda 815 hastada HBs %55 ve anti-HBC total %4 idi ve aradaki fark her ikisi için de ileri derecede anlamlıydı. Peki kılavuzlar ne diyor? Öyle hiç sözü uzatmadan kılavuzlar immünsüpresif alacak tüm hastaların taranmasını APAZIL, EASL önerirken yüksek riskli hastaları da özellikle AGA'da öneri vardı. Peki COVID-19'da immünsüpresif hastalarda acaba bir değişkenlik oldu mu? Ben son bir yıllık literatürü şöyle bir bu konuyla ilgili taramak, gözden geçirmek için şöyle bir tarama yaptım. Ulaşabildiğim kaynaklar diyor ki özellikle bu araştırmada tosizumab alan grupları dikkatle incelemişler. 2011 ile 2019 yılları arasında romatoid artritli hastalarda tosizumab alan hastaları 8 yıllık bir inceleme yapmışlar. HBsAg pozitif olup da tosizumab alan toplam 7 olguları var. 7 olgudan 3 tanesi reaktivasyon gözüküyor. 3 olgunun ortak özelliği 3'ü de profilaksi almıyor. Sonuç, HBsAg pozitif olgu tosizumab gibi orta düzey sayılabilecek bir immünsüpresif alsa ama HBsAg pozitif ise reaktivasyon riski var. Bu 9 yıllık bir süreçte çok uzun bir tedavide. Bu COVID hastalarında değil, 9 yıllık uzun dönemli tedavide. Peki HBs negatif anti-HBC total pozitif olanlarda 65 hastada sadece bir tane görüyorlar. O da çok uzun dönemde. Anti-HBC total negatif olanlarda zaten hiçbir risk görmüyorlar. Bu araştırma profilaksi almayan 3 hastanın HBsAg pozitifken reaktivasyon olduğunu vurguluyor. Başka bir çalışma bu sefer COVID'lilerde yapılıyor. COVID nedeniyle immünsüpresif alan hastaları İspanya'da inceliyorlar. 24 Eylül 2020'de de bunu yayın haline getirdiler. Kısaca yayın özeti. Barcelona'da ileriye dönük bir kohort oluşturuyorlar. 15 Mart 2020, 30 Nisan 2020 immün modülatör
tedavi endikasyonu olan ve COVID-19 nedeniyle başvuran tüm hastaları irdeliyorlar, inceliyorlar ve immünosupresif alan hastaları, interleukin 6 reseptör antagonisti alan tosizumab alanlar, interleukin 1 antagonisti anakinra alanlar, gene kinaz inhibitörü alanlar, yüksek doz steroid alanlar, özellikle prednizolon şu yükleme dozunda 250 mg alıp ardından 30 mg alanlar, İspanya'daki uygulama o dönemde böyleymiş. Bu uygulamayı alanları inceliyorlar. Çalışma gruplarının içinde aslında 600 vakayı inceliyorlar. 600 vakanın verisini 72 hastada hepatit B'ye ilişkin göstergeleri pozitif buluyorlar. HBsAg negatif, kor pozitif 69 hasta. Bu 69 hastanın 38 tanesi profilaksi alırken 23 tanesine profilaksi öneriyor ama hastalar almıyor. Öyle tanımlıyorlar makalede. 23 tanesi bu profilaksiyi almıyor. HBsAg pozitif grupta hepsi profilaksi alıyor. Sonuçta bakıyorlar ki bu 484 tane bu olgunun dahil edildiği bu grupta 3'ü HBsAg pozitif, 69'u HBsAg negatif olan bu grupta HBs serokonversiyonu hiçbir hastada, profilaksi alan HBsAg pozitif olanlarda rastlamadıkları gibi, şu bir önceki slayta geri dönüyorum. İmmünsüpresif aldığı halde entecavir veya tenofovir gibi bir profilaksi alan 38 kişide de herhangi bir reaktivasyon olmuyor. Ama ben ilacı kullanmayacağım diyen 23 kişide de, dikkat edin, bunlar HBsAg negatif, kor pozitif, onlarda da tosizumabla profilaksi olmuyor. Her ikisinde de hiçbir, sadece iki hastada biraz DNA'da yükselme oluyor ama o yükselme de önemli değil. Hiçbirisinde ALT yükselmesi de gözükmüyor. Verilerini şöyle sınıfladıklarında profilaksi alanlarla almayanlar arasında gerek ALT gerekse saptanabilir DNA açısından herhangi bir fark bulamadıklarını söylüyorlar. Ve bu makaledekiler diyorlar ki COVID gibi bir durum nedeniyle çok kısa süreli tosizumab alanlar veya immünsüpresif tedavi alanlarda HBV reaktivasyon riski artmıyor. Ancak bu bireyler, bu bilgiye rağmen verilerimiz o kadar çok büyük değil, mutlaka sıkıca takip edilmeli diyorlar. Konuşmamı süremi daha fazla aşmadan bitirmek adına 2016'da biz HBV vizyonla ortaya çıktıktan sonra gene Abdi İbrahim'in katkılarıyla immünsüpresif tedavi alanlarda Türkiye'de bir uzlaşı raporu yayınlandı. Çok değerli hocalarımızın katkılarıyla ve bu akım şeması Türkiye'de immünsüpresif tedavi alan hastalarda, risk grubundakilerde entecavir, tenofovir gibi bir ilacı söylüyor. Şimdi Aydın Hoca zaten bunları detayıyla bahsedecek. Konuşmamı bitirirken akılda kalması gereken, benim sunumumdan akılda kalması gereken 4 maddeyi özetlemek isterim. İmmünsüpresif alan hastalarda reaktivasyon riski hayatı tehdit edebilir. İmmünsüpresif hastaların en iyi merkezlerde bile tarama sıklığı halen düşük. HBV Vizyon gibi bir proje elektronik tarama sıklığını arttıracaktır. SARS-CoV-2 tedavisi kullanan immünsüpresif hastalar büyük risk altında olmasa da bunlar da dikkatle takip edilmelidir. Ben dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Paylaşımı bitiriyorum. Profesör Doktor Oğuz Karabay hocamıza çok teşekkür ederiz. Oldukça kapsamlı bir konuyu gerçekten hap şeklinde özetledi hocam. Son güncelleme de yaptığınız için teşekkür ederiz. Şimdi izninizle Profesör Doktor Aydın Köksev hocamız da bize immün baskılanmış hastada HBV reaktivasyonuna yönelik tedavi yaklaşımları ve otomasyon bazlı erken uyarı sistemlerinin kullanılmasıyla ilgili sunumunu yapacak. Aydın Hocam, buyurun, sizi dinliyoruz. Sayın hocalarım, çok teşekkür ediyorum bana bir konuşma fırsatını verdiğiniz için. Şimdi
İşin esasında immün baskılanmış hastada hepatit E yönetimi, risk altındaki hastanın tespit edilerek antiviral profilaksi ve veya izlem kararı alınarak reaktivasyonun önlenmesi mantığına dayanıyor. Şimdi esasında yani reaktivasyon biliyorsunuz çoğunlukla çoğu hastada asemptomatik seyrediyor. Yaklaşık olguların üçte birinden fazlasında karaciğer testlerinde bir yükselme görmüyoruz. Ama bir kısmında karaciğer testlerinde yükselme olmasına rağmen semptom meydana geliyor. Ama daha da kötüsü bazı olgularda hepatit şiddetli seyrediyor. Karaciğer fonksiyon testlerinde bazen 10 katı aşan yüksekliklerde akut karaciğer yetmezliğiyle sonuçlanıyor. Bütün bu serilerde şiddetli hepatitle seyrettiğinde hastaların %10'undan fazlasında mortalite geliştiği gösteriliyor. Şimdi burada örneğin bu çalışma 188 tane ASCE üyesi olan çoğu gastroenteroloğun oluşturduğu bir gruba hatırladıkları HBV reaktivasyon vakalarını sormuşlar bu çalışmada. Hatırladıkları vakalar 188 tane reaktivasyon vakasını affedersiniz hatırlamışlar. Bu vakalardaki mortalitenin %23 olduğunu söylüyorlar ki şu olguda HBV reaktivasyonu %10 mortalite ile seyrediyor. İşin doğrusu bu hastalarda biliyorsunuz bir profilaktik tedavi tercih edebiliyoruz veya hastayı takip edip gerektiğinde DNA'daki yükselmeyi tespit ettiğimiz zaman tedaviye başlayabiliyoruz. Halbuki profilaksi verildiğinde bu 2016 yılında yayınlanan bir meta-analiz hastalara profilaksi verilmediğinde tüm hasta gruplarında oldukça heterojen bir gruptan bahsediyorlar. Yaklaşık olarak hastaların medyan %20'sinde hepatit geliştiğini veya kemoterapiyi kesmek zorunda kaldıklarını, %2 hastada da akut karaciğer yetmezliği veya ölümle karşılaştıklarını bildirmişler. Yine aynı çalışmada bu 276 hasta içeren çalışmaların toplamı üzerine yapılmış bir metaanaliz. Profilaksi verildiğinde preemptif tedaviyle karşılaştırıldığı zaman reaktivasyon gelişme olasılığının relatif riski 0,13, hepatit gelişme relatif riski ise 0,16. Aynı çalışmada esasında profilaksinin hastalarda akut karaciğer yetmezliği ve ölüm riskini de azalttığı gösterilmiş. Bunların da relatif risk oranları 0,3 ve 0,4. Fakat muhtemelen hasta sayısının az olmasından dolayı istatistiksel olarak anlamlı boyuta uzanmamış. Yani profilaksi vermek esasında preemptif tedavi vermekten bu anlamda reaktivasyon ve hepatit gelişimini ve daha kötü sonuçlanmaların engellenmesi açısından çok daha faydalı bir tedaviymiş gibi gözüküyor. Ama preemptif tedavi vereceksek burada bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Muhakkak bu hastaları yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü yani hastaları biz biliyorsunuz yani HBV DNA ile ve HBS antijeni ile ve karaciğer fonksiyon testleriyle takip ediyoruz. Bu olgularda yani HBV DNA'sı pozitifleşen olguların yaklaşık yarısında birlikte bir flare dediğimiz hepatit gelişirken HBS'si seroreversiyona uğrayan hastaların neredeyse tamamında bir flare gerçekleşiyor. Ve işin kötüsü verdiğimiz antiviral ilaçlar bu dönemde verildiğinde çok da etkin tedaviler değil. Bakın bu Türkiye'den yapılan bir çalışma, bu çalışmada farklı merkezlerde HBV reaktivasyonu immün profilaksi almayıp immün süpresif tedavi aldıktan sonra HBV reaktivasyonu geliştiren ve enzim değerleri 3 katın üzerine çıkan 40 tane hastayı değerlendirdiğimiz zaman bu hastaların %17,5'inde mortalite ile karşılaşıldığı. Yani eğer geç kalırsak, hastalara profilaksi vermesek bile takipte de bir şekilde eğer eksik kalırsak, hasta da karşımıza flare ile gelecek olursa bu hastalarda mortalite maalesef %17,5, %20'lere varan oranlardı. Biz bu çalışmada hastanın başvurduğu dönemdeki bilirubinin 6'nın üzerinde olmasını örneğin mortalite ile yakın olarak ilişkili bulmuştuk. Şimdi bu mantıkla yaklaşırsak esasında her hastayı profilaksi anlamında muhakkak değerlendirmek gerekiyor. Burada kılavuzları profilaksiyi değerlendirirken biliyorsunuz hastanın serolojisi ve verilecek olan ilaçların immün potansını birlikte değerlendirerek profilaksi başlayıp başlamama konusunda kararı varıyoruz. Burada HBS antijen pozitif hastalarda kime profilaksi uyguladığım konusunda esasında kılavuzlar
bir fikir birliği içerisinde diyebiliriz. Burada 2015 yılında yayınlanan AGA kılavuzundan bahsediyorum sağ sütunda, bahsettiğim sağ sütunda. Şimdi bu çoğu kılavuz tarafından da kabul edilen bir yaklaşım. Burada kime vermeyelim gözüyle baktığımızda onu akılda tutmak belki daha kolay olabilir. Bu klasik, konvansiyonel imüsüpresif olarak adlandırabileceğimiz azotioprin, metotreksat veya mercaptopirin kullanan hastalarda HBS pozitif ise bu hastalarda profilaksi endikasyonu olmadığı, bir de kısa süreli steroid tedavisinin, bir haftadan kısa süren steroid tedavisinin profilaksi endikasyonu olmadığı söyleniyor. Yani bunların %1'den daha düşük bir reaktivasyon riski taşıdığı için bu hastaların takip edilebileceği ve tercihan DNA'nın yükseldiği, yani enzim yükselmeden DNA'nın yükseldiği dönemde yakalayarak bu hastalara gerektiğinde profilaksi başlanabileceği söyleniyor. Burada esas kafa karıştırıcı olan belki izole anti-EBC pozitiflerde kılavuzların ne önerdiği. Tabii ki yani izole anti-EBC olan olguların bir kısmında anti-EBS pozitifliği olurken bir kısmında anti-EBS negatif oluyor. Burada anti-HBS'nin negatif olması ile pozitif olması arasında reaktivasyon riski açısından bir fark var. Anti-EBS'nin titresi ne kadar yüksekse o kadar daha koruyucu oluyor bu hastalarda. Ama bugün itibariyle anti-EBS'nin pozitifliği veya titresine bakarak bu hastalarda profilaksi başlayıp başlamama konusunda bir karar almıyoruz. Onun için yani izole anti-EBC pozitiflerde anti-EBS pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Genelde önerilen bu hastalara sadece eğer Oğuz Hoca'da bahsettiği B hücreyi yok eden bazı tedaviler, anti-CD20 tedavileri, rituximab veya ofatumumab gibi tedaviler uygulanacaksa veya çok kuvvetli immünsüpresif ajanlar kullanıldığından dolayı kök hücre nakli yapılacaksa bu hastalarda profilaksi başlanması öneriliyor. Burada AGA kılavuzu, bu 2015'te yayınlanan American Gastroenterology Association'ın kılavuzu diğerlerinden biraz farklılık gösteriyor ve neredeyse HBS antijen pozitif hastalara yakın bir endikasyonda bu hastalara da profilaksi verilebileceğini söylüyor. Burada sadece farklı olarak steroidde profilaksi endikasyonu koyabilmemiz için steroidin hem süresinin 4 haftadan daha uzun sürmesi ve aynı zamanda 10 mg'dan daha uzun, daha fazla dozda steroid tedavisi kullanması gerektiğini vurguluyor. Ama her ne yaparsak yapalım, yani hastalarımızı, önümüze gelen bize danışan hastaları HBS pozitifliğine ve anti-EBC IgG pozitifliğine göre kategorize ettikten sonra profilaksi mi vereceğiz, preemptif bir tedavi vereceğiz, karar aldıktan sonra eğer tercihimizi preemptif tedaviden yana, yani DNA'sını, enzimlerini, HBS antijenini takip edelim yanında kullanacak olursak muhakkak bu hastaları risk grubuna göre 1-3 ayda bir veya 3-6 ayda bir enzimle, HBS antijenle ve HBV DNA ile takip etmek gerekiyor. İlk slaytlarda gösterdiğim üzere eğer karşımıza hasta alevlenme ile çıkacak olursa bugün kullandığımız 3. jenerasyon olarak adlandırdığımız ve yüksek etkinlikteki immünsüpresif ajanlara rağmen yüksek mortalite ile karşılaşma ihtimalimiz var sayın hocalarım. Bu Oğuz hocamın da baştan söylediği 2016 yılında 4 enfeksiyon uzmanı, 3 gastroenterolog, 1 hematolog ve 1 onkoloğun katılımıyla oluşturulan ve Abdi İbrahim firmasının kurumsuz desteğiyle oluşturulan bir konsensus uzlaşı raporuydu. Bu uzlaşı raporunda da benzer şekilde eğer hastamız HBS antijen pozitifse öncelikli olarak bu hastalarda acaba bir kronik hepatit B var mı diye bir araştırmamız gerekiyor. Yani eğer immünsüpresif ajan almayacak olsa da bu hastalarda bir tedavi endikasyonu var mı? Bunu bir değerlendirmemiz, gözden geçirmemiz gerekiyor. Eğer bu gruptan değilse sadece immünsüpresyon için profilaksi anlamında bir kemoterapi başlayacaksak HBS pozitif hastalara bahsettiğimiz klasik immünsüpresif ajanlar ve çok kısa süreli steroid dozu haricinde muhakkak profilaksi başlamamız gerekiyor. Anti-EBC, IgG pozitif hastalarda ise öncelikli olarak bu hastalarda muhakkak bir DNA çalışılması gerekiyor. Eğer DNA'sı pozitifse HBS pozitif hastalarda olduğu gibi davranmamız lazım. Ama DNA'sı negatifse burada hastanın riskine göre kılavuzların çoğunda eğer yüksek riskli bir tedavi alacaksa ki bu anti-EBC, IgG pozitif hastalar için sadece işte CD20, anti-CD20 ajanları veya kemik iliği nakli gibi sınıflandırılabilir. Bunlara kemoterapi öncesinde profilaksi başlanması öneriliyor. Fakat AGA kılavuzunun diğerlerinden farklı olarak
birçok olguda bunlara da profilaksi başlanabileceğini belirttiğini yine bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Peki burada hangi ilacı başlayalım? Yani esasında bu konuda en fazla tecrübe geçmişe dayanık olarak baktığımızda lamivudinle, örneğin lamivudinle yapılan çalışmalarda lamivudinin reaktivasyonu ve hepatit riskini %80 ile %100 oranında azalttığı gösterilmiş. Ama bu çalışmalara şöyle bir dönüp baktığınızda şunu görüyorsunuz. Burada hiç kemik iliği nakli yapılan hasta yok. Rituximab alan hasta yok veya HBV DNA düzeylerinden hiç bahsedilmemiş. Daha sonra diğer ajanların gündeme gelmesiyle karşılaştırılmalı çalışmalar yapılmış. Bu 2014 yılında yapılan karşılaştırılmalı çalışmada görülmüş ki entecavir lamivudinle karşılaştırıldığında, bakın burada lenfoma için rituximab içeren kemoterapi, yani yüksek riskli reaktivasyona uğrayabilecek hasta grubunda yapılmış bir çalışma. Bu iki ilaç karşılaştırıldığında entecavir lamivudine göre hem reaktivasyon hem de HBV ilişkili hepatiti önlemede istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş. Daha sonra bunun bir meta analizine bakıldığında yine benzer bir şekilde entecavir alan 228, lamivudin alan 365 hastayı karşılaştırdıklarında reaktivasyonun ve hepatitin entecavir alan grupta lamivudine göre belirgin ölçüde daha düşük olduğu, entecavirin bu anlamda daha güvenlikle kullanılabilecek bir ilaç olduğu söylenmiş. Hani biz kronik hepatit hastalarımıza tedavi amacıyla entecavir ve tenofoviri çok birbiriyle eşler olarak kullanıyoruz. Acaba immünsüpresif grupta bu ilaçlar aynı etkinlikte mi? Bu anlamda hani bizim de yaptığımız bir çalışmada 60'ar hastaya entecavir ve tenofovir verdiğimizde şunu gördük. Hastaların hiçbirisinde tedavi esnasında ve profilaksi aldıkları sürece, ki biz burada hastalara tedavi immünsüpresif aşının kesiminden bir yıl kadar devam ettik, hiçbirisinde reaktivasyon görülmedi. Yani entecavir ve tenofovir grubunun etkinliği açısından gruplar arasında bir farklılık görülmedi. Ama ilaçları kestikten sonra bir yıl izledik bu hastaları, yaklaşık %10'lu değerlerde her iki grupta entecavir ve tenofovir grubunda ilaç kesildikten sonra reaktivasyon ortaya çıktı. Bunlar hangi hastalardı? Hepsi bazal DNA düzeyleri pozitif olan HBS antijen pozitif hastalardı ve birçoğu da aynı tedaviye başlamadan önce, yani profilaksiye başlamadan önceki DNA düzeylerine geri döndüler. Şimdi bu bilgileri toparladığımız zaman aslında belki 4-5 yıl önce bu konuyu konuşmuş olduğumuzda profilakside hangi antiviralik kullanalım diye bir takım ara notlar dile getiriyorduk. Örnek HBV DNA'sı 2000'in altındaysa, DNA negatifse, immünsüpresif tedavi kısa sürecekse bunlarda lamivudin kullanabilirsiniz şeklinde. Ama artık bunu biraz daha gündemden kaldırıldı kılavuzlarda. Artık bütün kılavuzlarda bu hastalara entecavirle, tenofovirle veya tenofovir alafenamidle başlanması gerektiği konusunda bir fikir birliği mevcut. Onun için potent ilaçlarla profilaksi vermek gerekiyor. Benzer şekilde Türkiye Viral Hepatitler Tanı ve Tedavi Kılavuzu'nda ve bu 2016 yılında toparlanan konsensus raporunda da aynı şekilde bu hastalarda profilaksi verilecekse muhakkak tedavinin entecavir veya tenofovirle yapılması gerektiği konusunda bir görüş mevcut. Peki burada profilakside TAF kullanılabilir mi? Yani bu hasta grubuna özel olarak immünsüpresif ajan kullanan hasta grubuna özellikle çok fazla bir veri olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye'den ve yurt dışından yapılmış bazı posterler var. Ben bunlardan bir tanesini getirdim. Bunun haricinde Türkiye'den yapılmış çok değerli çalışmalar da var. Bu çalışmada 68 tane kemoterapi alacak hastaya veya immünsüpresif alacak hastaya profilaksi anlamında tenofovir alafenamid başladıklarında bu hastalarda da hiçbirisinin tedavi altında HBV reaktivasyon yaşamadığını, bir grubunun DNA'sının halen daha tedavi altındayken düştüğünü ve bir grupta negatif hale geldiğini ve ciddi bir yan etki görülmediği, bu hastalarda tenofovir alafenamidin de kılavuzlarda belirttiği üzere immünsüpresif ajanla birlikte verilebileceği söyleniyor. Peki profilaksi vereceksek tedaviye ne zaman başlanmalı? Belki de hani bu hastaların ülkemizde veya yurt dışında konsülte edilmesindeki rakamların düşük olmasının nedenlerinden birisi de bu. Acaba gastroenterolojiye veya enfeksiyona hastayı konsülte edersek
zaman kaybına, kemoterapinin gecikmesine neden olabilir miyiz şeklinde. Tabii erken konsülte edilirse, daha hani hastanın kemoterapi ile ilgili planlamaları yapılır yapılmaz konsülte edilirse, hasta için zaman kazanılmış ve bir an evvel antiviral profilaksi başlanmış olur. Ama tabii ki bunu muhakkak 1-2 hafta, 3 hafta veya daha öncesinden başlamak zorunda değiliz. Bazı çalışmalarda 1-3 hafta önceden başlanmasını öneriyor. Fakat genel olarak mümkünse immünsüpresiften önce, mümkünse olabildiğince önce başlamak gerekiyor. Ama birlikte de başlanabilir. Sadece UpToDate'de bir çalışmaya refer ederek şöyle söylemişler. Yani HBV DNA düzeyi 10 üzeri 4'ün üzerinde ise bunun 10 üzeri 3'ün altına düşmesini bekleyerek immünsüpresi tedaviye başlarsanız daha iyi olur demişler. Çünkü o çalışmada kemik iliği nakli yapılan hastalarda profilaksi üzerine etki eden faktörleri irdelediklerinde bazal DNA'sı 10 üzeri 4'ün üzerinde iken tedaviye başlananlarda reaktivasyonun daha yüksek olduğunu görerek böyle bir öneriye kanaate varmışlar. Onun haricinde mümkün olabildiği kadar erken ama birlikte de başlanabilecek profilaksi kemoterapik ajanla birlikte. Peki ne kadar vereceğiz verdiğimiz zaman? Burada da kılavuzlar arasında şöyle özetleyecek olursak ufak tefek farklılıklar olmakla birlikte kılavuzların bir kısmı eğer DNA 2000'in altında ise immünsüpresif tedaviden sonra 6 ay kadar devam edilmeli olduğunu, devam etmek gerektiğini söylerken EASL'da ve APASL'da baktığımız zaman immünsüpresiften sonra en az 6 ay kadar devam etmeli. Hatta rituximab, kök hücre nakli gibi yani kuvvetli immünsüpresif ajanlardan sonra en az 18 ay, belki daha da uzun süre profilaksinin devam edilmesi gerektiği söylenmekte. Şimdi tabii işin aslı, hani bu kararlara varabilmek için Oğuz Hoca da bahsetti. Bütün bu kararlara bu noktaya gelebilmek için muhakkak hastaların bir kere hani HBS'sini ve anti-HBG IgG'sinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hocanın da bahsettiği üzere bakın burada çok merkezli bir Amerika çalışması var. Gerçekten de dünyada yani bu konuda yapılan tarama çalışmalarının yani tarama yüzdeleri oldukça düşük. Burada çok merkezli Amerika çalışmasında hem HBS'yi hem de anti-HBG IgG'yi tarama yüzdesi %16 olarak bulunmuş. Japonya'ya gittiğiniz zaman onlar biraz daha böyle detaycı olarak hasta takip ederler diye düşünürsek eğer bakın orada bile IgG ve anti-HBS'nin tarama yüzdeleri %20'lerde ancak. Yani oldukça düşük rakamlarda. Bu konuyla ilgili doktorlar acaba bu konuda daha mı fazla refleks gösteriyor baktığınızda gastroenterologlarda yapılan çalışmalarda inflamatuar bağırsak hastalığı için çoğunun %30'lara bile varamadığını görüyorsunuz. %30'lara geçemediğini görüyorsunuz tarama yüzdeleri. Yani oldukça düşük oranlarda maalesef. Neden böyle peki tarama oranları? Bunun önemli bir nedeni esasında yetersiz farkındalık. Ama bunun dışında yani hastaneler çok yoğun, yoğun bir iş yükü var. Klinisyenler de acaba ben bunu taradığım zaman, konsült etmek zorunda kaldığım zaman tedaviyi geciktirir miyim endişesi var. Verilecek ilaçların potansiyel yan etkisi, manevi yükü, belki bize söz konusu değil ama başka ülkelerde maliyet gibi bir takım endişeler var. Bütün bunları birleştirdiğiniz zaman bunlar tabii ki tarama oranlarında bir düşüklüğe neden oluyor. Tabii bunlardan önleyebileceklerimizi göz önünde bulundurursak, yani acaba yetersiz farkındalığı veya yoğun iş yükünün önüne geçebilir miyiz diye baktığımız zaman bu anlamda bir takım otomasyon sistemleri, bilgisayar uyarı sistemleri kullanılıyor. Şimdi literatürde bu konuyla ilgili yapılmış 4 tane bilgisayar uyarı sistemi var. Bunların 2 tanesi İspanya'dan, biri Japonya'dan, birisi Tayvan'dan. İspanya'dan yapılmış olan adı Prescript projesi. Bu biyolojik ajan kullananlarda yapılmış. Geri kalan 3 tane uyarı sistemi kemoterapi alan hastalarda yapılmış. Hepsinde işin esasında sistem öncesine göre sistem devreye girdikten sonra HBS antijen taramasında ve anti-HBG IgG taramasında anlamlı ölçüde artış olduğu gözlenmiş. Şimdi bunlara hani çok kısaca bakacak olursak örneğin Prescript projesinde bu İspanya'dan yapılmış. Bu biyolojik ajan kullanacağı zaman hasta, biyolojik ajanı reçet ettiği zaman hemen ekrana hastanın HBV serolojisini biliyor musunuz diye bir uyarı geliyor ve doktordan hastanın HBV serolojisini bulup sisteme girmesi isteniyor. Bu girdiklerine göre hastanın riski var mı yok mu, hepatolojiye danışacak mısınız gibi bir takım hastayı yönlendirecek parametreler, ibareler, ekranlar açılıyor. Japonya'dan yapılan bu bilgisayar uyarı sistemine baktığımız zaman ise bu da yine kemoterapi alan ajanlar, kemoterapi alacak olan hastalarda yapılmış bir program. Hastaya kemoterapi reçete edildiğinde devreye giriyor. İlk siklus öncesi birinci mesajını gönderiyor. Diyor ki doktora ekranda şu ibare açılıyor. Hastanız eğer HBS antijen pozitifse açın bakın bulun.
Pozitifse hepatolojiyle konsülte edin. Eğer HBS antijen negatifse HBG, IgG ve anti-HBS istemeniz lazım diyor. Bunun doktoru istemesi için ekran açıyor. İkinci seferinde geldiğinde hasta, yani ikinci siklusuna geldiğinde hasta, bu sefer daha önce bakılmış olan kan tetkiklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatıyor. Yani HBS antijen pozitifse HBV DNA iste ve konsülte et. Eğer IgG pozitifse muhakkak bunu HBV DNA ile konfirme et şeklinde ve buna göre hastayı yönlendiriyor. Bunların hepsinde doktorun manuel bir çaba göstermesi, sistemi HBS antijen pozitifliği, anti-HBG IgG pozitifliği için taraması ve buna göre bir takım uyarılara devam etmesi gerekiyor. Bu son dönemde yayınlanmış, yine İspanya'dan yapılan bir çalışma. Yine benzer şekilde bu çalışmada da hastanın HBS ve anti-HBG düzeylerine göre bir algoritma şemasının içerisinden hastayı takip ederek gerekli yerlere konsülte etmeniz ve gereken hastalarda bir takım serolojileri paket program şeklinde isteme imkanını sunuyor bu çalışmada. Şimdi bu anlamda Oğuz hocamızın da bahsettiği üzere biz de bu danışma kurulunun önderliğinde hep beraber Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi pilot hastane olacak şekilde 2016 yılında bir çalışmaya başlamıştık. Daha sonrasında bu Türkiye genelinde 30 küsur hastanede kullanılır hale geldi. Burada bizim sistemimiz tabii diğerlerinden farklı olarak sadece hastaya kemoterapi ilacı reçete edildiğinde değil, aynı zamanda immünsüpresif tanılı bir ICD-10 kodu gerildiğinde veya rapor çıkarıldığında da devreye giriyor. Bunun şöyle bir avantajı oluyor. Tabii immünsüpresif ajanlar günümüzde artık çok sık kullanılır oldu. Hem biyolojik ajanların sık kullanılmış olması hem kanser insidansının giderek artmasından dolayı. Onun için her gün esasında literatüre yeni bir immünsüpresif ajan ekleniyor. Bu yüzden dolayı bunu sık sık update etmek gerekiyor. Burada immünsüpresif tanılı bir ICD-10 kodunu kullanmak bize bir dual, yani ikili bir kontrol mekanizması imkanı sağlıyor ki birinden gözünden kaçan diğerinden bir şekilde hastayı yakalamamızı sağlıyor. Bu şartlardan birini sağlayan hasta olduğunda sistem devreye giriyor. Kendisi otomatik olarak HBS antijen ve anti-HBG IgG sonucu var mı kontrol ediyor. Eğer daha önceden bakılmış ve negatifse, yani yorgunluğa sebebiyet vermemek için hiçbir uyarı göndermiyor. Eğer istenmemişse testlerin bakılması için ilgili branş hekimine uyarı gönderiyor. İstendikten sonraki aşamada ise eğer bunlardan herhangi birisi pozitifse gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalıklarından konsültasyon istenmesi için uyarı gönderiyor. Oğuz Hoca'nın da gösterdiği üzere biz bu sistemi kurduktan sonra Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde istatistiksel olarak anlamlı boyutta hem HBS antijen pozitifliği HBS antijen taranmasında hem de anti-HBG IgG taranmasında artış tespit ettik. Ama bu rakamlar yeterli miydi? Bizce değil. Yani HBS antijen düzeyi %68'lere, IgG düzeyi %13'lere kadar çıktı. Bunun için bunu daha sonra 2019'da buradaki arkadaşların da feedbackleriyle sağ olsunlar biraz daha revize ettik işin doğrusu. HBV Vizyon 2'yi oluşturduk. Bu da şu şekilde işliyor. Yine sistem son 6 ay içerisinde bu tetkikler istenmiş gibi kontrol ediyor ve eksik tetkikin istenmesi için ilgili branş hekimine uyarı gönderiyor. Bu uyarı gelince hekimin başka bir şey yapmasına gerek kalmadan evet istersin dediği anda eksik olan tetkiki sistem kendisi otomatik olarak istiyor. Daha sonrasında yine sonuçlar geldiğinde gastroenteroloji ve enfeksiyon hastalıklarından konsültasyon için uyarı gönderiyor. Ve otomatik olarak bir konsültasyon sayfası açıyor. Burada hastanın gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından son karar verilene kadar hasta ilgili branşa gittiği sürece uyarı devam ediyor. Bir hasta grubu oluyor tabii biliyorsunuz anti-HBG IgG pozitif hastalarda muhakkak tedavi profilaksi kararı almak için HBV DNA çalışılması gerekiyor. Bu hastalarda da HBV DNA sonucu gelene kadar sistemin kapatılmasının önüne geçilerek bir şekilde uyarının devam etmesi sağlanıyor. Uyarı pencereleri şu şekilde açılıyor. Hasta ilk tanı gerildiğinde veya bir immünsüpresif ajan kullanıldığında immünsüpresif tedavi başlamak üzeresiniz. Reaktivasyonu önlemek için HBS, anti-HBG, IgG ve anti-HBS bakılması önerilir. Testler istensin mi diye bir soru soruyor. Evet dediğinde klinisyen otomatik olarak eksik tetkiki kendisi istiyor. Eğer bunlardan biri pozitif gelmişse konsülte ediniz şeklinde bir uyarı gönderiyor. Evet dediğinde bir konsültasyon sayfası açıyor. Konsülte edene geldiğinde de konsültasyon devam ediyor şeklinde bir kapatma imkanı tanıyor ki DNA sonucu çıkana kadar hasta gözümüzden kaçmasın şeklinde. Diğerine göre bir takım modifikasyonlar uğrattığımız yeni bir düzen bu. Şimdi bu sisteme göre yeni toparladık toplantı öncesinde. Bizim
HBV2 sistemini kurduktan sonra sonuçlarımız ne hale geldi? Bakın %55'miş tüm hastalarda, onkoloji ve hematoloji hastalarında HBS antijen bakma yüzdesi. Sistemden sonra bu oranın %93'e çıktığını, anti-HBG-IgG bakılma oranı ise %4.3'ten %78'e yükseldiğini, yani anlamlı ölçüde bir düzelme olduğunu görüyoruz. Burada tabii ki HBV1'in yaratmış olduğu bir farkındalığın da HBV2 sonuçlarının artmasına ve arkadaşlarla olan iletişimimizin de bu işe büyük bir katkısı var. Ama bu sonuçlar mükemmel mi? Bizce değil. Tabii ki burada muhakkak ki buradan tekrar düzenleme komitesine teşekkür ediyorum. Yani bu tür multidisipliner birbirimize bu konunun önemini, bu hastaların başlarına bir şey geldiğinde kadavradan nakil imkanının olmadığını, biraz daha bu konuda hani hastaları sıkı takip etmemiz gerektiğini hatırlatan multidisipliner toplantılar düzenlememizin bu rakamları daha da yukarıya çekeceğini düşünüyorum. Konuşmamı burada sonlandırırken hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Aydın Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Bu sayede inşallah bu proje tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılır. Fehmi Hocam bu konuda çalışmalar olduğunu biliyorum tüm Türkiye açısından. Hocam belki biraz açıklama yapar birazdan. Hocam sorular da var. İsterseniz onlara bakalım. Siz nasıl istersiniz? Olur. Ben iki konuşmacıya da çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi toparladılar. Tabii tek tek hastane bazında bu sistemlere oturtmak çok zor oluyor. İşte herkesin deneyimi bu şekilde. Onun için bence merkezi olarak Sağlık Bakanlığı'nın bir şekilde otomatize sistemlere bu programların girmesi kökten bir çözüm gibi durmakta önümüzde. Bunun için zaten uğraşıyoruz tüm Türkiye'ye uygulanması açısından. Bazı sorular var. İsterseniz onlardan başlayalım. COVID'li hastalarda ki kısa süreli işte steroid veya da Actemra gibi, Anakinra gibi alacak hastalarda Oğuz Hocam bir daha özetleyebilir miyiz? Onlarda kısa süreli bu tedavilerde COVID hastalarında gerçekten bir tarama yapmakta fayda var. Çünkü hastalarımız önemli bir bölümü karaciğer enzimlerinin ilgili problemleri var. Ve bir tarama vesilesi de oldu bu COVID hastaları. Ve zaten şu anda hastaneye yatırdığımız hastalarda da bir immün süpresif tedavi ihtiyacı da olduğu için, olacağı için yatırıyoruz. Ne dersin Oğuz Hocam? Değerli hocam, tosilizumab ve anakinra için zaten hastaya vermeden önce HBsAg'ye bakmayı o prospektüste de öneriyor. HBsAg pozitif olan hastalarda özellikle biz steroid grubunda başımız belada. Peki verelim mi immünsüpresif? Şeydeki verileri gösterdim. 9 yıl boyunca kullananlardaki verilerde evet tosizumab kullananlarda pozitif olan vakalar var. Ancak hekimler önerdiği halde almayan hastaların anti-HBC pozitif olanların hiçbirinde bir reaktivasyon da görmemişler. Hocam tosizumab gibi orta derecede immünsüpresif veriyorsam devlet hani süt olarak bir engel yok. Bir şey başlanabilir. Ancak alınmasa bir şey olur mu? Bu kadar kısa dönemde bir şey olacağını da düşünmüyorum. Kısa süreli tedaviler için. En çok bizi şu anda şey yapan, sıkıntılanan durumlardan bir tanesi yüksek doz puls steroid dediğimiz bir işlem var. COVID'le beraber hayatımıza girdi. 1 gram, 250 miligram, 2 gram gibi yüksek dozda steroid alanlar var. Bunlarda da açıkça ben steroid alan hasta eğer 4 hafta ve o 20 miligram 4 hafta almadığı sürece ciddi hayat tehdit edecek bir şey oluşturacağını düşünmüyorum steroid kullanmanın. Ve ben olsaydım bu grupta özellikle anti-HBC total olan pozitif olan hastayı izlerdim. HBsAg pozitif olan hastalarda bu dozda steroidden sonra şeyler olacak mı? O kadar farklı uygulamalar var ki bunları da bize zaman gösterecek. Onunla ilgili de yeni tecrübelere ihtiyacımız var hocam. Teşekkür ederim. C pozitif olanlarda
antijen ve antikor negatifse. Herhalde anti HBG mi pozitif hocam? Herhalde evet, HBSAG negatif, anti HBS negatif. Bunlarda da önerimiz C tedavisini yaparken ne olacak? Hocam anti HBC total pozitif HBSAG negatif grupta çok daha rahatız. 64'te bir hasta hani reaktive olan 64'te bir, o da bir flair şeklinde değil, sadece DNA'da birazcık yükselme şeklinde 15 birimin üzerine çıkanlar şeklinde. Hocam orta düzey bir şey, orta grup immünsüpresif ve verdiğimiz grupta anti-HBC total pozitif ise bunlar izlenebilir. Ha, bunlara yasal olarak SUT açısından bakıldığında bir immünsüpresif başlanmasında hiçbir engel yok. Evet Ebu Bekir Hocam, sende ne sorular var? Hocam, romatolojiden Aynur Engin, ömür boyu steroid kullanan hastada yaklaşımımız nasıl olmalı? Teşekkürler demiş. Ömür boyu steroid kullanan, yani romatolojik artritle... Yani... Şöyle, yani bu aga kılavuzu burada esasında ilaçları. Hocam özür dilerim, ben araya girdim ama hani siz yoruldunuz diyerekten. Yani aga kılavuzu esasında böyle dozlar ve süre üzerinden böyle kesin bir takım önerilerde bulunuyor. Şimdi o kılavuza göre konuşacak olursak, örneğin steroid bir haftayı aştığı zaman HBS pozitifse buna profilaks endikasyonu var. Sürekli bir profilaks endikasyonu steroid aldığı sürece. Ama sadece anti-HBC IgG pozitifse hem 4 haftayı aşmalı hem de 10 mg'ı geçmeli. İkisi birlikte olduğunda bunun da profilaks endikasyonu var. Yani uzun süreli alacaksa, izole IgG pozitifse 10 mg'ın üzerinde alacaksa bunun da profilaks endikasyonu var. Ama hani bu kılavuz biraz daha tedavi profilaksi verme yönünde olan bir kılavuz. Buna yorum getirmek gerek. HBS pozitif hastada muhakkak, anti-HBC IgG pozitif hastada da buna göre, bu kılavuza göre profilaks endikasyonu var. Uzun süreli ve 10 miligramın üzerindeki dozlar için konuşuyorum. Hocam benim burada birkaç deneyimi size, kendi deneyimimi söylemek isterim. 5 miligram, yıllardır 5 miligram delta kortin kullanılan gruplarda biz anti-HBC total pozitif, HBSAG negatif vermedik, izliyoruz. Bu tür bir profilaksiyi yıllarca verirken hem steroidlerin kemikler üzerine etkisini, hem de TDF'in ve hatta diğer antivirallerin kemik üzerine ve diğer metabolik etkilerini de düşünerek vermek lazım. Sanki düşük doz olanlarda, özellikle HBS negatifse, biraz daha böyle izleme taraftarı olmak daha mantıklı gibi geliyor. %100. Daha çok sık karşılaşılan bir hasta örneği hemen Hanım sormuş. Anti-TNF alan HBSAG negatif, anti-HBC IgG pozitif hastaların nasıl takip edelim? Hocam, HBS negatif orta düzeyde bir şey alıyor, immünsüpresif alıyor. Kılavuza göre bu hastaya şey alması, yıllarca alacaksa, özellikle romatolojik bir nedenle yıllarca alacaksa şey almasında hiçbir sakınca yok. Bir TDF almasında veya entecavir almasında hiçbir sakınca yok. Ama COVID gibi bir nedenle kısa süreli olacaksa sadece izlemesi taraftarıyım hocam. Fatma Sırtel hocam, Tuba Damar Çakıcı'nın teşekkürler var. Ayhan hocam da Elazığ'dan, poliklinik paket aşımı problemi oluşturdu bu. Oluşturduysa nasıl çözebildiniz diye bir bu otomatize sistemin bir problemi paket açma programı derken hocam sorusu var. Belli yerlerde belli bir mali tabloya göre fazla şey isteyemiyorsunuz Hocam burada ayarlama yapılabiliyor. Bu onun dışında kalıyor herhalde. Hocam sistemin şöyle bir özelliği daha var. 6 ay içinde istenmişse zaten otomatikman onu çekiyor, alıyor. Yani yeniden istemiyor ama bazı ünitelerde, bazı üniversite hastanelerinde belli bir miktarı açtığınızda paket aşımı giriyor. Benim daha önce çalıştığım üniversite hastanesinde bu vardı. Ayhan hocam herhalde bundan bahsediyor. Bizim hastanede şu anda bu olmadığı için böyle bir sorun yaşamadık. Ama bazı ünitelerde belli bir miktarı açtığınızda, istediğiniz
tahliller bu sorun yaşanıyor. Bizde olmadığı için bu soruya hani biz bir değerlendirme yapamayız hocam. Afiliye hastanelerde bu sorun gönderimde değil, özel üniversitelerde bu sorun gönderimde olduğu için bu sorun cevabı aslında yok. Şimdi çok teşekkürler var. Tek tek onlara değinmeyelim çünkü konu uzamasın. Bir Ahmet Hoca var. Ahmet Uyanıkoğlu hocamız Urfa'dan. Hepatit C tedavisinde hepatit B alevlenmesinden hasta kaybı olduğunu belirtmiş. Bu konuda da bir uyarısı var. Hepatit C tedavisi verirken de hepatit B'ine göz önünde almamız gerektiğine dair. Şöyle hocam, ben isterseniz kısa bir bilgi vereyim. Yani biz bu konuda yine çok merkezli bir çalışma yaptık. Yani şu anda revizyon aşamasında. Şöyle 800 tane hasta HCV tedavisi olan, bunları taradık. Bunların içerisinden 30 tane HBS antijen pozitif hasta direkt etkili antiviral ajan aldı. Bunların 30 HBS antijen pozitif olanın %30'unda reaktivasyon oldu. Bir tanesi akut karaciğer yetmezliğine girdi. 229 tane IgG pozitif hastadan ise sadece 2 tanesi reaktivasyon oldu. Gerçekten hocanın söylediği gibi %30'larda, %35'lerde reaktivasyon oluyor direkt etkili antiviral ajan tedavisini başlandıktan sonra. Ki zaten EASL kılavuzu da bunlara direkt etkili antiviral ajan alırken ve tedaviyi kestikten sonra 3 ay süreyle profilaksi verilmesi gerektiği konusunda uyarıcı. Anti-HBG IgG pozitif olanlarda ise sadece enzimle, ALT ile hastayı takip etmek, eğer yükselirse DNA istemek gerekiyor. Bu da önemli bir konu. Derivan Hanım'ın bir sorusu. Bu yaşadığımız bir sorun bu. Her gün yeni nesil bir immünsüpresif ajanla hastalar konsülte ediliyor. Kılavuzlarda bulamıyoruz. Hatta bazen hemen girip PubMed'de arıyoruz. Bir ondan ilgili bir alevlenme bulabiliyoruz veya bulamıyoruz. Bu ajanlara nasıl bir yaklaşım yapalım diye bir sorusu var gene. Hocam EASL'da da şöyle söylüyor. Eğer bilmiyorsanız profilaksi yönünde kullanın. Yorumunuzu şeklinde söyleniyor. Benim yorumum bu olur. Bir şey ekleyebilirim ben. Sınıf üzerinden gidebiliriz. Yani anti-TNF'se ya da işte hangi ajan hangi sınıftaysa oradan bir ekstrapolasyon olabilir. Aydın Hocam dediğine ek olarak. Ya da eğer burada ekstrapolasyon yapamıyorsak kullanım kılavuzu, summary of product karakteristik diye yurt dışında oluyor. Genelde ona değiniyorlar. Yani diğer ilaçlarla etkileşim ve yan etki açısından işte lenfoma ve diğer açılardan ona da bakılmasında fayda olabilir. Hiçbir yerde bilgi yoksa Aydın Hocam dediği gibi artık profilaksi açısından belki başlamak daha iyi. Yani hani bu ajanın immünsüpresif etkinliği konusunda muhakkak hani bu klinisyenlerle birebir konuşmak da bence fayda sağlayacaktır. Hani bizler bilmiyor olabiliriz ama klinisyen arkadaşların bize bu konudaki uyarıları, bunun immünsüpresif potansiyel hakkındaki geri dönüşleri bizim için profilaksi başlama konusunda önem arz eder. Bir yandan da ona dikkat etmek gerekir bence. Son bir soru Haldun Emiroğlu hocam tarafından sorulmuş. İbn Tolerant hastalarda immünsüpresif tedavi sırasında profilaktik antiviral tedavi verelim mi? Sormasının sebebi de zaten bu immün tolerant bugüne kadar herhangi bir sorun olmamış. İmmün süpresif ajanın devreden çıkmasıyla muhakkak vermek lazım. Serokonversiyonu tetikleyecek bir şey olabilir mi? Verelim mi, vermeyelim mi diye. Öyle bir güzel bir sorusu var. Yani bu hocam, yani eğer immün toleran hasta zaten yani onun immün toleransını ortadan kaldırmış olacağız biz immünsüpresif tedavi verdiğimiz zaman. Onun için bu hastalarda yani DNA düzeyleri yüksek olan hastalar bunlar. HBS antijen pozitif DNA düzeyi yüksek olan hastalar immün toleran dönemde. Bunlara eğer bir immünsüpresif ajan başlanacaksa birlikte profilaksi başlamak gerekiyor bu hastalara. Evet. Soruları bitirdik. Zamanımız da 10 dakika aşmış durumdayız. Ben bu güzel bilimsel şöleni yaşatan Oğuz Karabay ve Aydın Köksal hocalarıma çok teşekkür ederim. Ebu Bekir Şenoktaş de beraber moder ettik toplantıyı. Ona da çok teşekkür ederim. Tabii bu organizasyonu destekleyen koşulsuz eğitim desteği veren Abdi İbrahim İlaç Sanayi'ni de özellikle birçok merkezde bugün gerek infeksiyon hastalıkları gerek gastroenterolog ama aynı zamanda da hematoloji, onkoloji
reumatologların, iç hastalık uzmanlarının, asistanlarının da bir araya getirdiği için, bir multidisipliner izlem sağladığı için çok çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta gebelik ve karaciğer gibi önemli bir toplantımız var. İbrahim Hatim Hoca, Cerrahpaşa Gastroenteroloji'de gebelik ve karaciğer anlatacak. Daha sonra Rahmet Hoca'nın da gebelerde kronik hepatit yönetimini dinleyeceğiz. Bu arada Ekim ayında 7 ile 10 Ekim'de Sarıgerme'de Ulusal Viral Hepatit Kongremiz 15. Gerçekleşecek. Umarım aşı çalışmaları iyi gider. Zaten hepimiz aşılarımızı olduk. Bir sorun olmadan Covid pandemisi de belli bir şekilde yavaş yavaş sönümlenir. Yüz yüze bir kongrede bir araya gelmiş oluruz. Ben burada toplantıyı kapatmak istiyorum. Evet, Ebu Bekir Hocam, son sözü sana bırakıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Katılanlara çok teşekkür ederim. Hocalarımız zaten hem işin içinde pratik uygulama ve hem de projeyi Türkiye'ye yayma konusunda tecrübeler. Çok yararlandım gerçekten. Çok çok teşekkür ederim.